Başkenti Ankara'ya döneceğiz. Arkadaşımız Seda Akyüz bizi bekliyor. Biliyorsunuz 6 Mart'ta Yükselen Kadın, Yükselen Türkiye mitingi için artık saatler kaldı. Son hazırlıklar ne durumda? Yanında değerli konukları da olacak. Hemen sözü Başkenti Ankara'ya Seda Akyüz'e bırakalım. Deniz Çağlayan, Yükselen Kadın, Yükselen Türkiye mitingi Cumhuriyet Kadınları Derneği öncülüğünde yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Tan Doğan Meydanı'nda başlayacak büyük bir mitinge imza atacak Cumhuriyet Kadınları Derneği. Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar gelecek, üreten kadınlar Ankara'ya akın edecek. Şimdi biz Ulus Meydanı'ndaki çalışmalardayız. Ulus Meydanı'nda şu anda vatandaşlara bildiriler dağıtılıyor. Mitingle ilgili bilgiler veriliyor ve vatandaşlar yarın yapılacak büyük mitinge davet ediliyor. Sadece Cumhuriyet Kadınları Derneği yok şu an çalışmada. Türkiye Gençlik Birliği de bu çalışmaya büyük destek veriyor. Gençler de şu anda alanda, aslında sadece Ulus Meydanı'nda değil, Ankara'nın birçok noktasında çalışmalar devam ediyor. Şimdi isterseniz hemen değerli konuma dönmek istiyorum. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Tülin Oygür bizlerle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hocam yarın büyük bir mitinge hazırlanıyorsunuz. Çok az kaldı. Türkiye'nin dört bir yanından, toplumun her kesiminden kadınları bu mitinge. Aslında kadın erkek tüm toplumu çağırıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, son günümüz tam 24 saat kaldı diyebilirim. Yarın Tan Doğan'da İzmir'de. Çok güzel bir hava var. Ankara güneşiyle doğru bir iş yaptınız diyor bize. Yani güneş de güzel, tam miting havası var. Bir aydır hazırlanıyoruz. Hele bu son 15 gündür olağanüstü bir çaba içindeyiz ve çok iyi duyurduk sesimizi. Kalabalık bir katılım bekliyoruz. Yarın Türkiye'nin sahici kadınlarını konuşacağız. Sahici, gerçek, bu toprağın kadınlarını konuşacağız. Onların temsilcilerini dinleyeceğiz, çok kısa da olsa. Beraber eğleneceğiz, şarkı söyleyeceğiz, halay çekeceğiz. Kadın olmanın gururunu, kadın olmanın gücünü bütün dünyaya yarın göstereceğiz. Önce tabii Türkiye'ye. Mutlaka inanıyoruz her yerden sesimiz duyulacak. Çünkü bunu şunun için söylüyorum. Bizim varlığımızda, toplanmamızda anti-emperyalist duruş her zaman belirleyici oluyor. Bu yönüyle biz aslında evrensel de bir iş yapmış oluyoruz bu mitingle. Sayın Örgür, şunu da sormak istiyorum. Şimdi feminist dernekler üzerinden aslında birçok işte açıklama yapılıyor. Kadınlar üzerinden birçok çalışmaların yürütüldüğünü görüyoruz. Hem bu açıdan Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin farkı nasıl olacak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin? Hem de bu mitingde hangi mesajları vereceksiniz? Tamamen ayrı yerlerde duruyoruz ve bunu çok açık şekilde de toplumumuza göstermek istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu miting de büyük bir fırsat olacak. Ben demin sahici kadınlarımız, bu toprağın kadınları derken aslında bunu kastetmiştim. O grupların neye hizmet ettiği belli. Nereden emir aldıkları veya beslendikleri belli. Onların söylemlerinde kadına dair hiçbir şey yok. Kadının aleyhine, onun zararına olacak şeyler var. Düşmanlık var, yıkıcılık var, bozgunculuk var. Bu feminizm de değil. Eskiden kaldı o sınıfsal feminist hareketler. Bunlarınki onunla da alakalı değil. Sadece devleti yıkmaya kadar, küçültmeye kadar varan bir bozguncu faaliyet içindeler. Bizim bu yapılarla aynı noktada bir araya gelmemiz, kesişmemiz mümkün değil. Hatta bizim onların yüzünü halkımıza gösterme gibi bir görevimiz var. Bu miting aynı zamanda ona da hizmet ediyor. Bu yönüyle de önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sizlere. Evet, sağ olun. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Tülin Oygür konuğumuzdu. Şimdi çalışmaya tekrar dönecek olursak, Ankara'nın birçok noktasında yapıldığını söylemiştik. Şu an Ulus Meydanı'ndaki çalışma adreslerindeyiz. Ulus Meydanı'nda Cumhuriyet Kadınları Derneği Türkiye Gençlik Birliği üyeleri bildiriler dağıtıyor. Broşürleri vatandaşlara veriyorlar. Yarın yapılacak miting öncesi son bilgilendirmeler yapılıyor. Şimdi bir konuğumuz daha olacak. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Sekreteri Sayın Aysan Canveri de hemen yanımızda alacağız.
Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, hemen size de sorayım. Yarın 6 Mart'ta Yükselen Kadın, Yükselen Türkiye mitingine imza atacaksınız. Evet. Bugün çalışmaların son günü. Yarın kimler burada olacak? Neler, hangi mesajlar verilecek? Burada çok sayıda kadınımız burada olacak. Kooperatifçi kadınlarımız, işçi kadınlarımız, İşte emekçi, burada. Çiftçi kadınlarımız, girişimci kadınlarımız, üreten kadınlarımız yarın Tandoğan'da olacak. Ve Tandoğan'daki kürsümüz onlara ait olacak. Onlar çıkacaklar, onlar konuşacaklar, sorunlarını ve çözümlerini anlatacaklar. Bu çalışmalar hakkında da çok kısa bilgi verir misiniz? Çok güzel bir çalışma yürütüyoruz. Çok ilgi var, çok talep var, istek var. Çoğu kez siz neredesiniz, geç kaldınız bile diyenler var. İnşallah çok güzel, görkemli, anlı şanlı bir miting yapacağız. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Şimdi çalışmalara geri dönelim istiyorum. Başkent Ankara'ya tekrar döneceğiz. Bağlantıda küçük bir problem yaşadık. Seda tekrar hazır olduğunda döneceğiz. Hazırsa dönelim tekrar. Yükselen Kadın, Yükselen Türkiye mitingini gerçekleştireceğiz. Haftalardır Ankara'nın sokaklarında, Türkiye'nin 81 ilinde mitingimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de hem Cumhuriyet Kadınları Derneği hem de Türkiye Gençlik Birliği'nin yöneticileriyle, başkanlarıyla, bütün üyeleriyle beraber meydanlardayız. Şimdi Ulus Meydanı'nda çalışmamızı yürütüyoruz ve görüyoruz ki milletimizin büyük bir ilgisi var, vatandaşlarımızın büyük bir ilgisi var. Çünkü Yükselen Kadın'ı onlar yaratacaklar ve kadının çalıştıkça, ürettikçe yükseleceğini görüyorlar. O yüzden kadının çalışma hayatında daha fazla yer bulması, üretmesi için ve yeni zaferler elde etmesi için, vatanın bağımsızlığı ve milletin birliği için bu büyük mücadeleye katkı sunmaya, destek olmaya, bu mücadelenin içinde olmaya hazırlar. Yürüyüşe de, mitinge ve ardından Anıtkabir'e gerçekleştireceğimiz yürüyüşe de ilgi bu yüzden çok yoğun. Yarın Ankara halkı başta olmak üzere tüm Türkiye'den kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla omuz omuza bir bayram gününü aslında kutlayacağız. Bayram günü diyoruz çünkü Türkiye'de kadının yükselişini kutluyoruz ve kadının yükselişini kutlamak, onu daha da yükseltmek, çalışma hayatında da, üretimde de daha fazla yer almasını sağlamak anlamına geliyor. Bu gün bizim için bir bayram günü, bir düğün günü, bir zafer günü olacak. Yarın Tandoğan Meydanı'nda yükselen o sesleri ulusal kanal ekranlarından sizler de yayınlayacaksınız. Bütün izleyicilerimizin izlemesini, dinlemesini ve mitinge katılmasını, en önemlisi sadece ekranlardan izlemesini değil, mitinge katılmasını rica ediyoruz. Bütün milletimizi kadınıyla, erkeğiyle omuz omuza Yükselen Kadın, Yükselen Türkiye mitingine davet ediyoruz. Orada eminiz bizleri büyük bir coşku bekleyecek, büyük bir kalabalık bekleyecek ve Ankara halkının da yoğun ilgisiyle karşılaşacağız. Konuşmalarımız olacak, üretici kadınlarımız bizimle olacak. Aynı zamanda kooperatif derde görev alan kadınlarımız bizimle beraber olacak. Sporcularımız, sanatçılarımız, aydınlarımız, gençlerimiz, herkes bizimle olacaklar. Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin düzenlediği bu miting coşkuyla kutlanacak. 8 Mart'ta böyle kutlanır diye düşünüyoruz. Bu erken bir 8 Mart kutlaması aynı zamanda. Tabii şimdiden de bütün izleyicilerimizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de kutluyoruz. Yarın miting alanında da hep beraber kutlamaya davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Deniz Çağlayan, Ulus Meydanı'ndayız. Cumhuriyet Kadınları Derneği 6 Mart'ta, yani yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Tandoğan Meydanı'nda büyük bir miting yapacak. Üreten kadınlar ayakta. Bunu söyleyelim. Çünkü sadece Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri değil, toplumun her kesiminden üreticiler gelecek, çiftçiler, yine işçi kadınlar, kadınlar kürsüye çıkacaklar yarın. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yarın
Ankara'da kutlayacaklar. Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar gelecek, sporcular gelecek, üretici, çiftçi, işçi, tüm kesimden kadınlar Ankara'ya akın edecekler. Türkiye'nin dört bir yanından Cumhuriyet Kadınları Derneği otobüsler kaldıracak. Yine biz hatırlatmakta fayda var. Bu otobüs bilgilerinin de Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin sitesinden de yurttaşlarımız, vatandaşlarımız, katılmak isteyenler ulaşabilecekler. Şu anda Ulus Meydanı'nda son çalışmalar yapılıyor. Ankara'nın aslında birçok noktasında bu çalışmalar devam ediyor. Biz Ulus Meydanı'ndaki çalışmaları size aktardık. Şimdilik Ulus'tan aktaracaklarımız bu kadar diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.